Vallahi yolu öyle zor buldum ki. Aşağı git. Daha önce şuradaydım. Yalnız böyle surat imgesi var gibi ya. Şuna bak hani. Hello, how are you? Kardeşimize bunu veriyoruz arkadaşlar. Abi eyvallah. Ama yanlış yola gelmişsin. Benim yolum burası değil. Hepinize yeni bir videodan da merhaba. Ben stajyer Seyyah. Neredeyiz? Dünyanın en iyi veya en güzel 10 yürüyüş yolu arasında olan Likya yolundayız. Bilmiyorum kaçıncı. Trekking yolu, yani doğa yürüyüşü. Yürüyorsun doğayla iç içe. Biraz şiddetli rüzgar vardı. Çadırımızın tentesi biraz uçmuş olabilir. Burası benim çadırımın içi aslında. Olsun. Önemli değil, uçsun, hallederik. Buradayız. Şimdi toparlanacağım. Kaş'a 4 kilometre mesafem vardı. Kaş'a gideceğim. Hem erzak takviyesi vesaire. Bu yolda biraz erzak bulmak meşakkatli iş oluyor. Yani çünkü doğadasın. Her yerde market, her yerde bakkal olmuyor. Bazı yerde oluyor. Bazı bakkallar çok pahalı oluyor. O yüzden genellikle büyük marketlere yöneliyorsun. Fiyatların normal olduğu. Bu şekilde. Şimdi buradan toparlanalım. Gece de aynı zamanda çok domuz geldi ve çok da rüzgar vardı. Pek açıkçası rahat uyuyamadım. Çünkü ya domuzlar hiç olmazsa yine tamam bir şey yapmayacağını biraz anlıyorum, biliyorum ama yine ne bileyim geliyorlar, etrafında dolanıyorlar ya, böyle biraz değişik ses çıkartıyorlar. O böyle seni çok huylandırıyor. O seni çok huylandırıyor. Yani yine yatamıyorsun. Çünkü sürü halinde dolaşıyorlar. Yaklaşık 5 tane domuz etrafında dolanıyor. Düşünsene ya. Hiç düşünebiliyor musun? 5 tanesi etrafında dolanıyor. Bir de bunlar burnunu böyle toprağa sokuyorlar. Değişik bir ses çıkartıyorlar ya. Böyle enteresan bir şey ya. Her neyse işte. Toparlandıktan sonra yola çıktım. Böyle bir enteresan mağaraya geldim. Ama yanlış yola gelmişsin. Benim yolum burası değil. Ben de diyorum arkadaş gidiyorum gidiyorum yol yok. Gidiyorum gidiyorum yol yok. Meğerse burası mağaranın yoluymuş. Ne kadar çok kişi de gelmiş mağaraya var ya. Likya yolu patikasından daha çok güzel bir patika oluşmuş ya. Hava soğuk mu soğuk? Buradan sağım solam bir patik olacak da. Orası mı ki acaba? Allah Allah. Bakalım bak, şurayı bir bulak ya, nasıl bulacağız? Vallahi yolu öyle zor buldum ki. Aşağı git. Daha önce şuradaydım. Şuradaydım. Allah Allah ya, gidiyorum yol yok. Denize düşeceğim, uçurum. Geri döndüm böyle. Ondan sonra geri döndüm. Ya haritadan da bakıyorum bir zamanda. Ne kadar baksan da olmuyor. Bak. Burada meğersem kayalıklar varmış. Tık 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 merdiven gibi çıkacak mısın? Ben ne bileyim. Şey, bir mağaraya tırmanıyor sandım oradan. Mağaranın bir sağ gelişi var, bir sol gelişi var. Güzel ya, burada bir mola verdim. Arkadaş 5 dakikada yorulduk. Oo, bir tane daha mağara buldum şimdi. Yalnız böyle surat imgesi var gibi ya. Şuna bak hani. Allah Allah. Hello, how are you? Ne olmuş lan böyle? Biri mi ölmüş, anlamadım ki. Kimse yok. Bir şeyler olmuş. Kafama bir taş düşüyormuş. Ne olur ki? Herhalde ölürüm. Allah Allah, bu nasıl yol böyle? Abi şaka yapıyorsun. Dağcıların yoluna gelmiş olamam.
Hayır ya. Bu halatlar bana bir şeyleri hatırlatıyor. Ustam ben buraya gelmek istemedim ki ya. Ben ne ki evime gitmek istiyorum. Bu neymiş? Burası da bir sahne mağaraymış. Hello, how are you? Kimse yok. Herhalde bu macerayı yapacağız. Burası mı Kilikya yolu acaba ya? Merak ediyorum. Bakamıyoruz. Kayalıklardan bir tırmanmışım. Kayalıklardan bir tırmandım. Bir ben biliyor. Bir de bu elimdeki sopayla sırtımdaki sırt çantası. Çok iyi diyor. Böyle bir halat koymuşlar. Aynı aşağı Hiran düşecek gibisin biliyor musun? Biraz da yüksek. Çok macera oluyor ya. Yalnız tek çok tehlikeli ya. Gerçekten az daha aşağı düşüyordum. Hava soğuk. Nereden nereye geldik ya? Şaka gibi arkadaş. Kandırıyorlar ya. Valla aşağıdan kayalardan tırmandık. Buraya geldik ya. Kaş ilçesinin merkezine indim artık. Yemek kokuları bir fahrı geliyor. Şimdi burada ileriye doğru gidiyorum. Uygun bir yer var mı? Daha doğrusu benim şarjım takabileceğim aynı zamanda market falan herhalde ileride bilmiyorum. İleriye doğru gidiyorum. Bakıyorum şöyle bir. Hem yolumuza yakın olsun. Vay be, fiyat listesine bak. O ne oğlum? Abo. Bakmayın vazgeçtim. Orada ne yazıyor biliyor musunuz? Çok çok bir şeyler, farklı bir şeyler yazıyor. Kaş'ta petrol istasyonu varmış. Dedim şu çantadan kurtulayım ya. Direkt abi verdim. Burada bir yemek yerine bakıyorum. Ya ne yiyebilirim diye de. Makul bir şey göremiyorum ya. Çok da gazlanmak istiyorum. Sonra zoruma gidiyor ya. Allah Allah. Yok mu şöyle güzel bir yesek ya yemek bir şeyler. Bakalım belki bir şeyler bulursak bir yiyelim ya. Kardeşimize bunu veriyoruz arkadaşlar. Abi eyvallah sağ olasın. Kardeşimiz sabah kahvaltısında afiyetle yesin. Beni anca doyurur abi zaten. Ekmek arası sandviç yapacak. Ama şu an ne kadar? 10 lira kardeşim. Simit? 20. Bana bir... Simitlerin biraz büyük. Aynen. Bana abi bir simit ver sana Ahmet. Vereyim. Bir de aşma versene. Vereyim. Çayın yok değil mi abi ya? He? Çay yok değil mi? Vallahi çay demiyorum, çay bitirdim. Vallahi, vallahi abi, eyvallah abi. Zamanın varsa demleyin kardeşim. Yok eyvallah, sağ olasın abi. Vallahi çok teşekkür ederim. Rica ederim dostum. Bizim yapacağımız kahvaltı simit ayran. Abim adamın kralı Kayseriliymiş ya. Lan hemen var ya dükkana girdim. O dükkana giriş ana. İsa işte memleketin memlekete kanı ısınıyor abi ya. Bir anda çekiyor ya. Ben ayran alacağım da. Allah Allah buranın nasıl market ya bu zincir markette. Yanlış yere mi geldik arkadaş? Yok ya enteresan enteresan şeyler var. Ben ilk defa böyle market görüyorum. Simit de kocamanmış ya. Ay Allah. Oo. Vay be. Harika sirkülasyon. Bir ayran alalım buradan. Şunu var ya. Öyle bir ayran almak istedim ki. Ne yaptım? Gittim o simit işte ondan sonra gittim de enteresan bir ayran aldım bu zincir marketten arkadaşlar. Ne diyor böyle manda yoğurtlu diyor. Manda sütlü diyor pardon. Oğlum bu nasıl ayran ya? Bunun içinde manda sütü ne arasın ya? Kandırıyorsunuz milleti. Manda sütünün kilosu olmuş kaç para ya? Oo. Neyse neyse. Oo vallahi müthiş. Simit.
Şimdi bak be, kocaman be. İyi. Tadının küçük simitten bir farkı yok. Ama var ya, yanlış yaptım. Aslında var ya, bir tane alacaktım, deneyecektim ayranı. Ondan sonra almayacaktım. Bu vardı çünkü sadece. Zorunlu satmak gibi bir şey bu. Kahvaltımızı bir yapalım, ondan sonra erzak alışverişi yapacağız, sonra hemen kaçacağız buradan ya. Şehirler bize uzak. Abi helal olsun ya. Bekle de diyor, kardeşim diyor, çay demleyin diyor. Ben nereden gittim de o fırını buldum da o abiden poğaça simit aldım. Ben de anlamadım. Yani ben gönül rızasıyla bulup şey yapmadım. Sanki beni biri oraya itti böyle. Valla bazen pek bir şeylere inanmıyorum ama gerçekten ben de şaşırıyorum ya. Ben nereden gittim orayı buldum da aldım. Allah Allah. Neyse olsun, ben pek de şey yapmamak, şaşırmamak lazım. Keşke petrolle de şarjı takaydım. 3 gün yoktuk. Ekmek onları olmuş arkadaş. Yok ya, o kadar da olmaz ki. O kadar da olmaz ki arkadaş. Ne alsam diye baktım da. Çekirdek, çekirdek yeriz ya. Çekirdek. Arkadaş, ekmek ne gram ne oldu lan? Yoksa 260 gram mıydı, 280 gram mı karıştırdım ben? Gramına göre de değişiyor. Neyse, şuradan bir alışveriş yapalım. Sonra bizim peynir vardı ama çok güzel bir peynir de nerede? Camiye geldim şimdi. Powerbanklerimi şarja takacağım. Erzaklarımı aldım. İki tane powerbankim var benim bu arada. Allah Allah, neresi biri ya? Powerbanklerimi şarjmaya çalışıyorum da erzak aldım bir sürü. Hadi. Kabloları çıkarttım. Hızlı bir şey. Tamam. Tamam. Hadi benim power bank önümüzde Allah. Caminin içine. İnşallah hoca gelmez. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, caminin içi bayağı sevim. Nereye taksak? En uygun pozisyon burası. Açık mı burada? Benim 30 binlik toplamda power bank'im var. Bakalım saat kaç? İyi iyi, ana ezan vakti. Şans yok. Şans yok. Ezan vakti. Neyse, bu şekilde bir takalım abi. Kimse bir şey diyecek mi? Ufak çaplı aldıklarını göstermek istiyorum. Yaklaşık
550 falan tuttu herhalde, 550 TL. Salatalık var, ketçap var. Salatalık, ketçap. Peynir, ekmek. Şimdi yiyeceğiz. Bu kahve yedici biraz şey. Misafız. Bunu da insanlara ikram ederiz. Problemli içine sığdım ha. Ton balığı var. Ton balığımız olmazsa olmaz. Bunları bir aslında bir poşet yapsam. Ha tamam. Çöp varmış yanımızda. Şuraya bir daha kalıp koyalım. Şu kenara basalım. Ben bir yerleştirme işlemi yapıyorum kısa da olsa. Çünkü düzen her zaman iyidir. Bisküvit misküvit var. Burada sanatını konuşuyorum. Bir paket makarna. Aleyküm selam abi. Ne yapıyorsun? İyi abi, sen ne yapan ya? Erzaklarımı yerleştiriyorum. Garip ne yapsın abi? Herkes garip bu dünyada. Aynen öyle abi, garip olmayan. Dünyada garip olmayan yok yavrum. Aynen abi. Öyle. Vallahi doğru dedin abi. Dünyanın en büyük zengini de aynı doğru takdirde. Aynen, aynen öyle vallahi. Aynen öyle. Vallahi doğru dedin abi. Ceviz sürüyor. Üç beş ufak çaplı aldıklarımı gördünüz. Onlar erzaklar işte. Bayağıdır canım da bir pasta tatlı tarzı bir şey çekiyordu da. Şimdi bunu aldım. Yiyeceğim, çok araba gürültüsü var. Caminin dibindeyim yine. Şarjımı bekliyorum. Ondan sonra gideceğim. Şarjım da olsun. Şunları da bir atıştırayım. Ondan sonra yola gideceğiz. İnşallah hocamız da münakaşaya girmem. Çünkü herkes geliyor böyle şarj ediyordur. O yüzden yani hocaya da hak vermek lazım. Onun yükümlülüğü üstüne çünkü cami. Cami dedin. Cami hocası akla gelir. O yüzden sıkıntı olmazsa şarjımızı edip hemen kaçacağız. Kaçtayız hala? Merkez Cami. Merkez Cami. Yine geldik bizim yola. Sağ olsun cami hocası hemşerim çıktı. Adamın kralı ya. Bana da bir nasihat verdi. Yine kendime değnek buldum. Namaz adamı yolda koymaz dedi. Sağ olsun. Gidiyoruz. Şarjımızı da fullledik. Sert bir tırmanış bizi bekliyor. Hatta çok sert. Yükümüz de ağır. Bir sürü erzağımız var. Bakalım. Yolumuz devam ediyor. Maceramız. Biraz tırmandım. Şu manzaraya karşı bir oturup da şöyle bir dinlenmezsem olmaz dedim ya. Şuna bak. Kaş ayaklarımızın altında. Çukurbağa'ya doğru tırmanıyorduk. Biraz parkur zorlu biraz. Gerçi sırt çantamızın ağırlığı da olabilir. Zorlaştırıyor. Kaş. Vay be, adalara bak. Bir sürü ada var ya. Nerelerden geldik ya? Oralardan neyim dolandık? Vay be, inanamıyorum geldiğimiz yerden ya. Oturuyorum bakıyorum ben oradan nasıl geldim diye. Sonra gelmişim diyorum ya. Herhalde şuralara gideceğiz.
bir seferde oralara gideceğiz. O görünen adalara. Vallahi T yukarı gösteriyor ama bakalım çıkabileceğiz mi oraya kadar? Ben de anlamadım. Arkadaşım biri pes etmiş. Şurada hemen çadırı kurmuş ya abi. Daha dur bismillah. Güzel bir tırmanıştan sonra artık herhalde tam tepeye geldim. Burada hem bir şey var aşağı, manzara var. Bu neymiş? Hello. Pislik atmışlar. Kimse yok. Ne olmuş? Lan ne yapmışsınız oğlum burayı? Hay. Lan var ya. Lan nasıl götüremiyorlar şu çöplerini anlamıyorum ya. Ben 25 kilo çantayla geliyorum ya. Of, manzaraya bir bak. Yani neyse kızmayalım boş ver. Vay be. Lan nasıl oradan çıktım geldim arkadaş. Çıktım ama nasıl çıktım siz bir de bana sorun. Oo. Vallahi bayrağı buraya dikmeleri çok iyi olmuş. Yemin ediyorum bak. Of of of. Vay be. Oho. Burası neymiş böyle? Oğlum nereden nereye geldik ya? Arkadaş. Biraz rüzgar var. Çünkü rahım yüksek olduğundan kaş şu an gözlerinizin önündeki yer. Biraz tehlikeli yerler buralar yalnız. Şöyle bir dikkat etmek lazım. Çok rüzgar var. Beni bile uçuracak. Vay be. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey Nazlı İlay. Çukurbağa'ya doğru yürüyoruz. Yaklaşık 3 kilometre veya 4 kilometre var. Orada su varmış bir yerde. Herhalde suyun olduğu yer güzelse bir çay çorba zamanı geldi deriz. Saatimiz de geçiyor. 4 kilometre anca herhalde zaten. Çok güzel bir yer ya. Yayla gibi yayla. Evet yayla zaten ya. Çünkü o kadar yükseğe çıktık ki daha yine o gösterdiğim manzaralı yer var ya. Orası işte uyuyan dev diye geçiyor. İnsanlar orada uyuyan devi uyandırmaya geldik diye espri yaparak manzarayı seyrediyorlar. Gerçekten güzel yerdi bu arada. Türk bayrağını da oraya dikmeleri ayrı bir şereflendirici olmuş. Kimsecikleri yok ya. Ya şu yolda yürüyorum var ya. Çok iyi ya. Yol da çok güzel ha vallahi bak. Herhalde karşıdaki yer Çukurbağa. Köy mü kasaba mı öyle bir yer ama. Köyleri kasabaları da ayırt etmek zor. Uzaktan falan. Bazen köy de karışıyor, kasaba da karışıyor, ilçe de karışıyor. Bazı şeylere maruz görmek lazım. 1000 tane köy görüyoruz, 1000 tane kasaba görüyoruz. Bunun hangisi köy, hangisi kasaba olduğunu nereden bilelim? Yani çoğu gezginler böyle karıştırıyor ve bir sürü insanlardan laf yiyorlar. Çünkü bazısının kendi köyü oluyor. Gerçekten milliyetçi bir insan oluyor. Köy kasabaysa... Vay be sen benim kasabama nasıl köy dersin? Kasabaysa veyahut da sen nasıl benim kasabama köy dersin? İşte böyle şeyler olabiliyor. Oturdum şimdi bir şöyle bir dinleniyorum. Bir şeyler atıştıracağım. Bir çikolata. 3 tane de mandalina. Mandalina kilosu ucuzdu ya markette. 14.90'lık olsun. Günümüze göre ucuzdu. Önceden gerçekten 2 liraya falan mandalina aldığımızı bilirdim ben ya. Bilmiyorum. Sistem mi kötüye gitmiş yoksa bilmiyorum. Bir şeyler mi kötüye gitmiş. 14.99'a bile ucuz diyoruz. Şaşırıyorum ya gerçekten. 14.99.
Hiçbir şey bir dalından kopardığın gibi olmuyor ya. Asla. Bunda her şeyde hemfikirim. Vay be, çocukluğumuzun çikolatası Cino. Güzel bu Cino ya. İşte buna bitiyorum ya. Vay be. Adam koyduğu bardağı da bak. Vallahi helal olsun ya. Oo, buz gibi. Ne diyorsun? Helal olsun ya, gerçekten helal olsun. Yok mu bir kimse? Vallahi helal olsun. Buz gibi ya. Şu buz gibi su bir ayrı oluyor ya. Suyu koyuyor, 12 dakikada ısın. Bak, soğuk su. Biraz da soğuk olsun ya. Sıcak insanın hararetini alır diyorlar bilimsel olarak ama soğuk içtiğini bence biraz bilmiyorum ya. Vücuda daha iyi geliyor gibi ama buz gibi de değil yani. Soğuk dediğim böyle çok az bir şey. Ilık olmasın. Ilığın şeyi. Oo. Vallahi var ya bu çukur bağı var ya köyü halkına helal olsun abi. Bak bir. Daha bir tane daha geride de aynı o daha aynı ki su doldurduğum çeşmeden vardı. Karşıda iki. Aynı zamanda hemen onun arkasında şadırvan var. Yani cami. Aslında cami de çok güzelmiş ha var ya. Şuraya kıvrılıp yatacaksın ya. Hiç çadır madır da sevmeyeceksin. 10 numara yer. Orada da var su. Su bol ya. Bak buraya da helal olsun ya. Yapıyorlar ya. Ne denir ki? Helal olsun. Bir suyu koymuş. Bir elektriği bağlamış. Millet buz gibi su içiyor abi. Helal olsun. Allah razı olsun. Daha ne olsun yani? O ne ya? Ya limon. He. Yeşil sonra sararıyor değil mi? Şeyleri ayırt etmek çok zor ya. Kumkat var, portakal var, narinci, portakal oluyor herhalde. Ondan sonra mandalina var. Hepsi birbirine o kadar çok benziyor ki. Motorla da aynı, beni eziyordu ya. Allah'ım koca yolda kimse geçmiyor. Lan bende mi bir şey var? Motor gelmiş arkama çarpıyordu ayağıma. Manyak çocuk ya. Şu. Beyaz motor gaz verin teyze. Allah Allah. Enteresan ya. Artık hava batıyor. Yani güneş batıyor daha doğrusu. Tamam artık güzel de bir yer bulduk sayılır. Şurası iyiymiş. Hem biraz evlere yakın. Hem de hemen dibinde cami var. Su. Geriye kalan hiç problem yok. Orayı uygun gördüm. İyiymiş ya. Burada Apollos antik kenti var 2 kilometre sonra herhalde. Tam olarak emin değilim ama insanlar da aynı oradan iniyorlardı. Kimse yaşıyor mu burada acaba? Hello, how are you? Yok. Bir hello sesi gelmediyse kimse yok. Kimse yok. Neymiş be? Güneş enerji sistemi bu. Nasıl bir sistem be? Allah Allah. Bu ne ya? Lan ne enteresan şeyler var ya. Benim çadırım da orada. Çantam bu arada, pardon. Orada.
gidelim alalım da oraya kuralım. Çadırımızı kurduk. Şimdi suya gidiyorum. Allah Allah, bir anda caminin suyu vardı. Kapandı ya. Şuradan doldursak acaba sıkıntıya girer miyiz şuradaki güvenlikçiyle? Alt üstü su değil mi arkadaş ya? Dövüşeceksek dövüşelim bir su için abi. Alt üstü bir su yani. Yani bilmiyorum artık. İnsanlar artık o kadar güvencimi kaybettim. Düşünsene ya, bir su için kavga ediyorum. Şaka gibi değil mi? Abi şurada bir de su şeyi vardı, çeşmesi vardı ama. Selamünaleyküm. Burada da hep inşaat var arkadaş. Burada çeşme vardı ama akıyorum ki hiç akma şansı var mı? Hayda. Al al, biraz aktı. Yok, kapandı geri. Ne oldu ki ya? Yo, orada bir de vana var abi. Vanayı kapattı ya. Hayda. Bir tane abi var burada. Bana garezini yapmadıysa ben bir şey bilmiyorum. Ayıp ediyor ama var ya. Şimdi suyu nereden bulacağız? Caminin ki inşallah akıyordur ya. Bakalım bir su arayışına geçelim abi. Ha, şurada da var aynı. Tamamdır. Baktım pek ateş yakılacak uygun yer gibi değil. Davrandım tüpüme. Suyumu kaynattım. Yeter mi? Yeter. Bir ket camımız var. Yine aldım. Abi yine mi zam gelmiş? Anlamadım ki. Lan nasıl? Vallahi durmadan zam geliyor ya. Ton balığımız var, şeyimiz var da. Vallahi beni hayret ediyorum ya. Arkadaş bu kadar, ne bileyim, durmadan olmaz ya. 2-3 gün bir aşağı iniyor. Ondan sonra yaptığımız her şey bir daha bir tuhaf oluyor. Stoklayan yok da sırçandamızda yer yok. Yemeğimiz bu olsun ya. Şimdi makarnamız pişti. Şöyle. Ben genellikle makarnanın tuzunu, ondan sonra bir de bulyon atarım. Niyeyse ben bulyonu seviyorum makarnaya. Bulyon atarım. Ondan sonra tuzunu pişirirken atarım. Bulyonu da zaten pişirirken atıyoruz. Oho. Evet. Hadi bakalım. Bu sefer herhalde tam kararında oldu. Ketçabımızı da açalım. Açık mı? Yoo. Evet, kapalı ya. Ben de dedim açıksa herhalde şey ya. Markette problem var. Zaten bir şey aldım, tarih geçmiş. Çok tarih geçiyor ya malzemeleri. Ketçabımızı da sıkalım. Ya bir nevi salça bu ya. Bu buna var ya, çok müthiş bir şekilde efekt katar. Heh. Oho. Şu şekilde. İyi oldu. Mükemmel oldu. Bana bir afiyet olsun. Oo.
Bazen diyorlar nasıl yiyeceksin onu falan. Vallahi acıkıyoruz, yiyoruz ya. İnan kaldığını görmedim de. Acıkıyorsun abi. Bilmiyorum ya. Benim de problem var da. Of. Afiyet olsun bana abi. Çayımız oldu. Çayı koyduydum da. Daha aynı abim biri geldi. Vay be. Ya şey çoban. Şeyi kaybolmuş ya. Keçisi kaybolmuş arkadaş. Keçisi kaybolmuş ya. Valla. Ya bir tane abla var diyor burada diyor. Bayan var diyor. Ya köpekleri salıyor diyor. Davar şey dağılıyor diyor. Sürü dağılıyor diyor. Vallahi abi dedim. Elimden gelse keşke bir şey yapsam dedim ya. Oo. Bakalım abi domuz gelecek mi? Ne yapalım? Şu bizim çöpümüz. Tamam mı? Şu çöpü alalım. Bunu var ya. Şuraya doğru. Bunu var şu. Şuraya koyayım ya. Buraya koyayım bunu. Bakalım buraya gelecek mi? Hatta yok ya, buraya koymayalım. Dalın yukarısına asalım. Hatta şuraya sıkıştıralım. Tamam. Onu oraya sıkıştırdık. Şimdi başka bir şey var mı? Bakalım domuz gelecek mi? Domuz çekirdeği gelir mi ki acaba? Yok, çekirdeği gelmez. O bizim yemek yaptığımız tencere. Abi diyor, valla domuzun diyor ayak basmadığı yeri yok diyor. Bunları da alalım içeri. Hadi bakalım içeriye alalım. Şeye kadar içeriye kadar gelecekler mi? Bakalım, ben de merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Tamam, başka bir mahanna da alalım. O zaten çayımız. Başka bir şey yok değil mi? Evet, başka bir şey yok. Tamam. Evet, çayımızı içiyoruz. Buradayız. Allah. Ben kardeşiniz. Stajyer Seyya. Likya yolu maceramızda. Bugün de buralarda bir yerdeyiz işte, dağda. Evimizdeyiz yani, sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Herhangi bir değerli yorumunuz varsa yazmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Buralardayız. Bir sıkıntı olmazsa inşallah bir sonraki videoda görüşürüz. Bakalım. Aymayı saldırmazsa. Bir atraksiyonu ya da domuz çadırının içini parçalamazsa. Herhalde pek bir şey olmaz ki. Bakalım. Çıkardığı sesleri bak.